arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle koronavirüsü takip edebilmek için güvenilir siteler paylaşacağım. İlk ikisi aslında genel olarak dünya için, üçüncüsü için de şurada gördüğünüz gibi Türkiye için. Şimdi ilk olarak bundan başlayalım. Cisen Data. Bu linklerin hepsini zaten aşağı açıklama kısmına yazacağım. Burada bütün vakalar yazıyor. Bu tarafa geldiğinizde burada toplam ölümler toplam koronavirüsten kurtulan insanlar yazıyor. Bu da grafik şeklinde de var. Lineer olarak, logaritmik olarak. Dünyada 1.704.565 koronavirüs vakası var. Buraya gelmiş olduğunuzda da kırmızı noktanın hepsi koronavirüs vakaları. Burası Amerika. Biraz daha yaklaşalım. Hatta ilginç bir şekilde Çin'de artık çok fazla nokta yok. Koronavirüs vakası yok. Noktalar bile küçük küçük. Hatta Çin neredeyse karantinayı bitirdi ve ülke dışında çıkışlar artık başladı. Herkes artık ülke dışında bile çıkıyor. En rahatı burada Kuzey Kore. Hiçbir şekilde etkilenmediler derseniz bir Türkiye'ye göz atalım kısaca. Bu ortada görmüş olduğunuz gibi sadece Türkiye genelini görüyorsunuz. 47.029 vaka, ölümler ve kurtarılan kişiler ve şu anda aktif olan vakalar yazıyor. Tek tek İstanbul'u, Bursa'yı göremiyorsunuz. Geneli görürsünüz. Ben biraz da şöyle İspanya'ya bakayım. Bu siteyle diğer siteyi karşılaştıralım. İtalya biliyorsunuz artık kontrol altına aldı ama İspanya bir aydır karantinada olmasına rağmen hala durumları kötü bir şekilde devam ediyor İspanya'da. 16.081 ölüm var toplamda. Diğer siteye baktığımızda ise buradaki koronavirüs vakaları 1.710.172. Diğer siteyle karşılaştırdığımızda bu sistemin biraz daha güncel olduğunu görüyoruz. Toplam ölümler de hatta burada 103257, burada 103506. Bu biraz daha güncel gidiyor aslında. Yine burada da grafikler var. Lineer, logaritmik. Aşağı indiğinizde de sıralamalar var. Birinci sırada Amerika var demiştik zaten. Görmüş olduğunuz gibi Amerika her şeyde olduğu gibi yine birinci. Gerçekten Amerikalılar bir şeyde iyiyiz deyin. Direkt ilk sırayı alıyorlar. Koronavirüste bile bayağı hızlı bir artış yaptılar. <laughs> Toplam vakalar var dünya sıralaması var. Bugün gelen yeni vakalar var. Mesela İspanya üzerinden gidelim. Bugün 3579 yeni vaka eklenmiş. Toplam ölümler 16353 başından bu zamana kadar. Site dünkü ölümleri gösteriyor. Yarın da bugünkü ölümleri gösterecek. Şu anda yeni ölümler 272. İspanya için konuşuyoruz. Kurtarılan kişiler 59.000, aktif olan vakalar 86 bin, kritik olanlar bu şekilde. İtalya'da görmüş olduğunuz gibi çok fazla güncelleme yok. Artık neredeyse sabitledi. Yalnız karşılaştık olursak dikkatimi çekenlerden bir ülke de İran. İran'da gerçekten vaka sayısı İtalya'ya göre az olmasına rağmen İtalya'dan daha fazla kurtarılan kişi. Çin'e baktığımızda da Türkiye dikkatimi çekiyor. Gerideyken ilk ona 10 girdi. 1006 tane toplam var. 2423 kişi kurtulmuş. Daha ölüm sayıları açıklanmadığı için burayı güncellememişler. Buraya devletler açıkladığında onlar da güncelliyor. Bunu bir şekilde istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Günlük günceldir. Bu ayrıntılı bir şekilde biten vakalara, yeni vakalara bakabilirsiniz. Yüzde oranlarına bakabilirsiniz. Görüyorsunuz, biraz düşüş yaşanmış. İspanya'ya tıkladığınızda, yani düşünün bir ayda kimse evden çıkmadı. Ona rağmen bu kadar yüksek rakamlarımız vardı. İspanya'nın nüfusu Türkiye nüfusundan daha az. O yüzden Türkiye'nin daha dikkatli olması gerekiyor. Ve şimdi Türkiye'deki haritaya gelelim. de beğendiğim şey böyle zoom yaptığınızda şehir şehir sokak sokak kendi mahallenize kadar inip görebiliyorsunuz. Kırmızı renkte olanlar vaka durumu ciddi hastanede olanlar. Mavi renkli olan bölgeler vaka durumu orta ağır hastanede demek. Mor renkte olanlar vaka durumu orta evde izleniyor. Yeşil olanlar vaka durumu iyi evde izleniyor demek. Aşağıda da vaka yoğunluğu az çok olarak sıralama var. Mesela Türkiye'de en çok koronavirüs vakası olan yerlere bakalım. Direkt İstanbul'a bakalım isterseniz. İstanbul'a baktığınızda yoğun bir şekilde kırmızılar görüyorsunuz. Yani biraz yaklaştırdığınızda detayı indirdiğinizde Kadıköy kısmına geldiğinizde bu tür renkleri görüyorsunuz. Mesela kırmızı alanlar vaka durumu orta evde izleniyor. Yeşil kısımda var vaka durumu iyi olanlar. Mavi de var. Bayağı zoom yapabilirsiniz. Mesela evin önüne gidelim. Evin önüne zoom yapalım. Şu kısımlar görmüş olduğunuz gibi ciddi durumda olan, hastanede olan kısım. İstanbul'un haline bak. Şuraya bakın. Denizde bile koronavirüs var. İstanbul'u böyle bakarak görebilirsiniz. Genelde dış kısımlar yeşil otoyol kısmı olanlar. Büyük şehirlerden Bursa'ya bakalım. Bursa'nın merkezinde oldukça yoğun. Kırmızılar görüyorsunuz. İlifer'den başlıyor. Kestel'e kadar. tek şu Ankara yolu kısmı birazcık yeşil. Gökte kısmı yeşil. Zaten öğrenci kalmadı. Hepsi evine döndü. Ondan olabilir. Bandırma'ya baktığımızda gerçekten maşallah diyelim. Bandırma çok iyi durumda. Çanakkale'ye baktığımızda bitmiş gibi. Çanakkale nüfusuna kıyasla bu büyük bir rakam. Çünkü bütün insanlar neredeyse merkezde. Şu Kırmızı kısımlarda Üniversite kısmında zaten yeşil kimse kalmadı üniversitede. Başkent Ankara'ya bakalım. Ankara'da çok tehlikeli bir durumda. Bir sürü renkler görüyorsunuz. Aslında buradan aratabilirsiniz. Mesela sallıyoruz. Her yerde olan bir şey. Atatürk Caddesi yazalım. Sancaktepe'ye gidelim. Nereye yazdım ki ben? Ha, İstanbul Sancaktepe be. Durum yeşilimse ama etrafında kırmızılıklar var. Karışık durumlar. Belki de yol olduğu için böyle yeşil. Belki kırmızı olan yerde yerleşim daha fazladır. Neyse İstanbul dışında İzmir gelsin. <laughs> İzmir yollayın. İzmir yolla. İzmir'le yazmasının sebebi İspanyolca İzmir'e İzmir'le denmesi. İzmir işimizi rahatlatmıyor. Kırmızılar var, maviler var. Bu taraflar zaten yoğun bir kırmızı şeklinde. Vaka yoğunu çok fazla. Üniversite civarları bile çok iki günlük sakal çıkma yasağı oldu. Ama iyi, iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Sanki devlet sokağa çıkın diye ilan verdi. Herkes sokaklara çıktı yani gerçekten. Millet yanlış anladı galiba. Yine İspanya'dan örnek vereyim. Bir aydır karantinadayız ve daha yeni yeni vakalar sabitlenmeye, düşmeye başladı. Eğer şu manzarayı gördüyse Türkiye daha kötüye gidiyor olabilir. Sizden ricam şu görmüş olduğunuz rakamlara, şu listeye tekrar bir bakın. Yarın eğer açıklanırsa bu rakamların daha da yükseleceğini düşünüyorum korkarak. Umarım öyle bir şey olmaz. Zonguldak. Çünkü 31 ilde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gerçekten baya baya kırmızılık gösteriyor. Nasıl böyle olmuş bir anlam. Umarım vatandaşlarımız zamanında test yapar, kendine dikkat eder. İnşallah vaka sayıları, ölüm sayıları çok 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 düşük olur düşük olan bölgelere bakalım. Şu kısımlar. Ya burada aslında vaka sayıları yok veya az. Maden merkezinde falan var. Sırnakta, Hakkari'de, Van'da çok fazla yok Bitlis'te falan. Ama bu aslında tamamıyla koronavirüs vakalarının olmadığı anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda koronavirüs testlerini yaptırmadıklarının anlamına da gelebilir. Yani burada kaç kişi koronavirüs testi yaptırdı ve olumlu çıktı. Bunu da düşünmek lazım. O yüzden bu istatistiklerin hepsi test yapılanların verilerine göre oluşturuluyor. Türkiye'nin detaylı olarak haritasını görebilirsiniz. Buradan da günlük olarak vaka sayılarına bakabilirsiniz. Buradan tek tek illere, sokağınıza kadar buradan gelip bakabilirsiniz. Bu sitelerin hepsi güvenilir siteler. Sokağınıza kadar bakabilmemiz o kadar iyi bir şey ki. Keşke dünya haritasında da böyle bir şey olsa biz de kullansak. Evet arkadaşlar sizlerle paylaşmak için 3 site buydu. Zaten açıklama kısmına linkini bırakacağım. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, en sonunda abone olmayı unutmayın. Sizlere bütün gelişmeleri, güncellemeleri anlatmaya çalışacağım. Koronavirüsten İspanya'da nasıl korunduğuma dahil aldığım önlemlerle ilgili bir video yapmıştım. Daha önce Türkiye'yi de uyarmıştım. Öyle bir videom da var. Geçmiş videolara bakabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Evde kalın, sağlıkla kalın. <laughs>